Sayın izleyiciler, Türkiye İlçesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Konya Karapınar ilçesinde Karakışla Mahallesi'ni ziyaret ettik. Muhtarımız Mehmet Bayrak ile mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetler hakkında röportaj yapacağız. Muhtarın da genç ve dinamik muhtarlarımızdan. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun diyoruz efendim. Sağ olun efendim. Öncelikle mahallemizi teşvik ettiğiniz için biz de teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Muhtarımız dedi saat 18 gibi görüşürüz. Tarlada biliyorsunuz iş zamanı, doğru mu efendim? Evet. Çalışıyordu. Geldik, şöyle bir köyün içerisini gezdik. İki tane çocuk parkı, köy konağı var. Çok güzel bir camisi var. Orada Koski güzel bir su şişeyi yapmış. Doğru mu efendim? Tatlı su çeşmesi yapmış. Evet. Sokaklar parke taşı bazı yerlerde yapılmış. Evet. Ne kadar eksiği var efendim? Yaklaşık 1000-2000 metre daha eksiğimiz var. 2000 metre eksiğimiz var. Kaç tane köyümüz, mahallemiz? Nüfus ne kadar efendim? Seçmenimiz ne kadar? Seçmenimiz 180. Nüfusumuz da 240 falan. 240. Evet. İlçeye 44 kilometre mesafede. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Seçimlerde karşınıza aday çıktı mı? Vaatlerde bulunduğunuz benim muhtar seçerseniz işte köyümüze şu hizmetleri yaptırırım. Adayımız aslında rakip vardı bir tane. Evet. İşte halk bizi tercih etti, beni tercih etti. Vaatte bulundun mu efendim? Öyle büyük vaatte de bulunmadım. Yapamayacağım işleri bulunmadım yani. Ne yapabilirim dediniz mesela? Mesela köyün girişinde bir ormanlık alan vardı. Orayı ağaçlarını bakımsızdı. Orayı bakıma çevirdik. Evet. Yeniden 3000 fidan ektik oraya. Çok güzel. Ondan sonra damlama sistemi eksik kaldı. Onu da yetkili bir yerlere bildirdim. Yalnız damlamayı alamadık. Evet. Damlaması da yapılırsa orası güzel bir hem piknik alanı olur vatandaşlarımız için, değil mi? Evet, hem bir evet. Mesire alanı olur. Güzel. Muhtarımız en azından bir proje gerçekleştirmiş arkadaşlar. Biz her zaman söylüyoruz. Yani her muhtar mahallesine, köyüne bir eser bırakmalı. Değil mi efendim? Evet. Sağlık evimiz var mı? Sağlık ocağımız yok. Sağlık ocağı yok. Sağlık ocağı zaten 3500 nüfusu olan yerleşim yerlerine aile hekimlikleri kuruluyor arkadaşlar. Sağlık ocakları ismi aile hekimliği olarak değişti. Ancak mahalleye dönüşen köyler veya da köylerde sağlık evleri oluyor. Doktor geldiğinde hastalar muayene edeceği hijyenik bir ortam oluyor. Steril bir ortam. Burada köy konağı büyük gördüğüm kadarıyla. Evet. Orada bir oda dizayn yaptınız mı efendim? Yapmadık. O çalışmayı da yapacağız. İçine doktora bir ayrı oda ayarlayacağız. Evet. Bir yatak yeri vereceğiz. Koyacağız. Evet. O sisteme bakacağız. Evet. Karapınar Belediye Başkanımızdan rica ediyoruz. Ahmet Yaka Başkanımızdan. Evet. Halk kendisini ikinci dönem seçti. Güveniyor. Doğru mu efendim? Doğrudur efendim. Evet. Gençlerin futbol, voleybol, basketbol sahası var mı? Yapıldı mı efendim bunlar? Yok, yapılmadı. O istiyor mu gençler efendim? Evet, istiyorlar. Evet. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Atay'dan da bir halı sahası istiyoruz arkadaşlar. Birçok yerde gördük. Bugün de Kesmez'de çektik. Güzel bir oraya halı saha yapmış gençlere Konya Büyükşehir Belediyesi. Bu hizmetin aynısından Karakışla mahallemize de istiyoruz. İlçenin adı Kara, köyün adı Kara. Doğru mu efendim? Evet efendim. Evet. Onun için buranın örnek bir mahalle olmasını istiyoruz. Aynen öyle. Evet. Tarımda ne gibi sorunlarımız var efendim? Ne ektiniz? Pancar. Önceliğimiz buğday ekiyoruz. Arpa, evet. Pancar, patates ekiyoruz. Bizim bu etraftaki köylere değişiklik olarak. Mısır. Bir de yonca. Bir de yonca. Evet. Şimdi hangi ürünlere devlet destek veriyor efendim? Devletin destek verdiği ürünler. Ayçekirdeğe ne veriyor? Yüzde kaç kuruş veriyor efendim? Tonda? 40. 40 kuruş. 400 lira mıydı ton evet, başına? Evet. Evet. Mısır'a veriyor. Mısır'a? Mısır'a az veriyor. 2 lira falan veriyor. 2 kuruş falan. 2 kuruş veriyor. Çok evet. Düşük arkadaşlar. Evet. Yoncaya? Yoncaya kaç kuruş veriyor? 100 kuruş veriyor. 100 kuruş veriyor. Evet. Bir de 30 dekarın üstünde olursa destekleme vermiyormuş Mısır'a. Doğru mu? Tohum desteği vermişler mesela. Tarım Bakanlığı'ndan. Ondan hiç yararlanmadı. Çünkü hep vatandaşlarımız 30 dönümden fazla ekiyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Bir muhtarımız bunu gündeme getirdi arkadaşlar. 30 dekarın 31 dekarı olursa tohum desteği vermiyor. Devletimiz vermiyormuş. Tarım Bakanımızdan bunu tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu yörenin genel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Evet. Bir de 20 baş hayvana destek veriyormuş. Yem desteği 21 tane olursa yem desteği vermiyormuş. Evet, doğru mu efendim? Doğru efendim. Evet. Yani biz Türkiye'nin sesi olarak arkadaşlar
halkın yaşantısını, sorunlarını, sıkıntılarını halkın temsilci olarak seçtiği muhtarlar vasıtasıyla tüm dünyaya ve yetkililere duyuruyoruz. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan bu konuda çözüm bekliyor buradaki yöredeki çiftçilerimiz, hayvancılarımız. Evet, doğru mu efendim? Evet. Bir de tapu sorunu var mı burada efendim? Toplaştırma yapıldı. Toplaştırma değil de köyün geneli mera. Meraya mı yerleşmiş? Yani kaç yıl önce efendim? 1963'te dapulama geçmiş dedelerimiz varmış. 63'te evet. Ondan sonra köy genişlemiş. Evet. Yalnız meraya kalmış. Çoğu bizim evlerimizden olduğu yerde mera. Tamam mera mı? Tamamı mera. Müracaat ettiniz mi? Konya Ereğli'de de aynı konu var. Taşağıl Köyü mahallesi. Evet. Müracaat ettik. Köy boşluklarını belediye ölçüm yapıldı. İçinde oturan şahıslara vereceğini söyledi. Belediye mi? Evet. Yalnız Mera'daki olanlara sıkıntılı. Vatandaşın birisiyle iyi olmadığı zaman şikayet ediyor. Evet. Ondan sonra ceza yazıyor. Devlet geliyor ceza yazıyor. İşte biz bunun çözülmesini istiyoruz arkadaşlar. Doğru mu muhtar? Doğru. İmarın bir an önce köylere gelmesini istiyoruz. Evet. İşte en önemli konu bu arkadaşlar. İmarların mutlak mahalleye diyoruz. Yani kırsal mahalle diyoruz biz bunlara. Evet. İmar mutlaka kırsal mahallelere gelmeli diyoruz. Murat Kurum da burası Karapınarlı. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Evet. Onun İçeri ve Şehircilik Bakanımızdan bu konuda bu yörenin beklentisi imarın mutlaka bu bölgeye gelmesini istiyoruz. İmardan geçmesini istiyoruz. Vatandaşların tapularına kavuşmasını istiyoruz. Evet. Doğru mu efendim? Evet. Yani dediğim gibi bir vatandaş şikayet ettiğinde geliyor. Kaç metrekare ise çok büyük miktarlarda cezalar yazılıyor arkadaşlar. Kaçak durumuna düşüyor. Doğru mu efendim? Doğru efendim. Bu durumdan vatandaşlar muzdarip oluyor. Mutlaka bu konuya da çözüm bulunmasını istiyoruz. Muhtarımıza da Türkiye'nin Sesi gazetesi aracılığıyla halkın sesini tüm dünyaya ve yetkililere duyurduğu için çok teşekkür ediyoruz. Ben de size teşekkür ediyorum. Sağ olun. Programı yayınladım.